Selam dostlar, Battle Brothers'ın 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bölüm saçma bir şekilde yarım kesilmişti işte. Hani son bölümün sonunda da anlattım zaten o durumu. Anlatmıştım. Yani olacak iş değil açıkçası. Nasıl böyle bir şey yaşandı? Kusura bakmayın hakikaten. Evet, burada sabahı bekleyelim. Kamp kurup. Burada adam bakalım. Bulabilirsek Monk alalım. Çok güzel, yeni bir ambition geldi. Abi bir kaydı kontrol edeyim de. Tamam, kayıt akıyor, güzel. Şimdi beşincisi, ay dördüncüsü 5 tane arena savaşına girmek. Şu 25 tane eşya al satı. 12 adam almak. Bu da 2000 kron karşılığında kendi bayrağımızı almak. Evet arkadaşlar, artık kendi bayrağımızı alalım ya. Bir bayrağımıza, bir savaş bayrağına ihtiyacımız var. Uzaklardan tanınabilmek için. Bir tanesi pahalıya patlayacaktır ama 2000 altın biriktirebiliriz diyor. Ben zaten 3000 altınımız var. Çok güzel, şafak vakti. Abi bir adam. Guntram. Guntram çok iyisin abi ya. Guntram gayet iyisin. Guntram alalım arkadaşlar. Ve bizim bir adama daha ihtiyacımız var. O da bayrak taşıyan adamımızın olması için. Arkadaşlar Guntram Survivor geldi. Survivor'ın olayı şu. %90 ihtimalle öldürücü vuruş aldığında eğer fatality değilse. Yani hani böyle fatality dediğim kafası kopmadıysa bilmem ne olmadıysa hani böyle. %90 ihtimalle hayatta kalıyor kalıcı bir yarayla beraber. Guntram'cığım sana ne verebilirim? Abi sen çok güçlenmeyeceksin. Sen, senin nasıl amacın? Vander'le Hasso arasında arkadaşlar ikisi de Hedge Knight olduğu için birbirlerine girebiliyorlar. O birbirlerine girme durumunda Monk olması onların hayatını kurtarıyor. İkisinden birisi ölüyor diğer türlü. Bakalım ne verelim abi sana? Ne vereyim? Savaş çekici verebilirim aslında ya. Hah. Savaş çekicimiz de çünkü çok güçlü. Full fertli yer değiştir abi. Arkada dur. Şöyle arkada dur hatta. Ben de okunu çek. Şunu öyle satalım. Dursun. Bunları da sat. Evet, yola devam edelim. Hatta durun bir saniye, Temple'a da bir uğrayalım da hızlı iyileşsin adamlarımız. Görevin neydi abi? Nereye kargo teslimatıydı? Allersdorf'a. Allersdorf neresi abi? Şurası. Allersdorf'a gideriz ya. Ver abi görevi. Allersdorf'a doğru yola çıkalım. Evet, burada bir savaş olmuş. Ay ay, son bölümde olan savaşları görememiz hakikaten üzüldüm ya. Çok yani zorlu savaşlardı. Burada bir savaş daha olmuş. Ha, biz kazasız belasız getirdik. Buranın görevi var. Kervan görevi. Hemen kervan görevini yapalım. Burada da adam bakalım. Yok burada bir adam. İhtiyacımız olan. Tamir kiti çok pahalıymış abi, tamir kiti ya. Yemekler ucuz. Yemek alalım ya. Yemekler bayağı ucuzmuş. Evet. İşte kimse diyor bir grup böyle gezgini sevmez. Hani paraya aşık, işte kanı susamışlıkla motive olan. Hiç kimse veya daha hani şey yapmak gerekirse. Kimse işte bir grup hani para biriktirmeyi
bayrak içi para biriktirme konusunda kimse kesinti yapmak istemedi. Ama bir kere işte yüzük kardeşliğinin bayrağı alındığı zaman onu güzel rüzgarda işte havaya kaldırdığımızda ilk kez kimse bunun değmediğini söyleyemedi. Adamlarımız yeni bayraklarından gurur duyuyorlar. Hatta kamp ateşinin etrafında bizim birliğimizin adına kadeh kaldırıyorlar. Başta kimse, hiç kimse buna bu kadar bağlı hissetmese de. Herkesi bu şekilde görmek güzel. Artık hani bir grup kiralık serseriden gerçek bir paralı asker birine dönüşmüş durumdayız. Peki kim bayrağımızı taşıma onuruna erişecek? Artık biz renkleri olan adamlarız. Aynen öyle. İyi güzel, ilk ambition'ı tamamladık bile. Evet. Wolf the Stallion'u kontrol etmeye gittik. Kısa bir süre önceye kadar hani büyük bir yaradan muzdaripti. Ama şu anda gayet iyi durumda. Kendi yarasıyla ilgilenmiş. Ve sağlık durumu oldukça şaşırtıcı bir noktada şu anda. Oldukça hızlı bir şekilde iyileşmiş. Bunu bir mucize olarak çağırıyoruz. Güzel bir haber. Çok çok güzel haber hem de. Orada şuraya girmeyi inanılmaz istiyorum. Burada yüksek ihtimalle şey var. İki ordu bir şeyi parçaladılar arkadaşlar orada. Evet, ikinci ambition'ımız günün. Abi bunu seçeceğim. Diyor ki gözümüzü işte soylu aydanların karlı işlerine gözümüzü dikmeliyiz. Onlar tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Ama iyi ödedikleri sürece kimin umurunda? Aynen öyle abi. Profesyonel olmamızı istiyor. Orada nomadlar saldırdı. Outlaw'ları daha önce görmüştük. Bu nomadların raiderlarla eşdeğer düşmanları. Archer'ları da hani slingshotter'ların güçlü versiyonları. Marksman'lere eşdeğer gibi düşünebilirsiniz. Hatta gibisi fazla. Marksman'lere eşdeğer işte. Şu an bana çok koyuyor arkadaşlar. Bir önceki bölümün son kısmını görmediğiniz için. Ama gerçekten merak etmeyin. Hani çünkü emin olun ileride bol bol şey düşmanla savaşacağız. Abi sen bir dur Guntam. Daha yeni geldim gruba. Hoş geldin. 5 kitle dönmesin direkt. Durum. Sen okçulara ilerlemeyi den abi. Çok güzel. Abi ikimizde de aynı tip silah var. Birbirimize savaşalım. Ona gitmene gerek yok senin. Gel bakayım Guntam şuraya. Oy! Eşya çalışıyor şerefsizler. Şeyden bahsediyorum. İleride bol bol hani Barbarian Chosen falan göreceğimiz için problem değil. Hani o kadar. Güzel. Cevabını verdik ağır bir şekilde. Aman abi. Kendi adamımıza vurmadığına şükür. Güzel. Sen buraya gel. Çok güzel. Sen de buraya gel abi. Tık. Olmadı. Çok güzel. Bekle.
Vurabilecek misin? Ah be abi. Çok güzel. Son okçu kaldı. Tertemiz. Bunların oku da keyifli, güzel bir ok aslında. 35-70. 35-55 zırhlara karşı daha efektif bir ok. 40-55, 40-60. Al ya hadi. Zırhlara karşı daha efektif olsun yani. 5 hasar düşümü o kadar önemli değil. Wonder seviye atlamış. Güzel. Abi tabii ki Battleforge ya. Artık aldığı hasarın %79'unu alıyor sadece. Evet. İşte Yüzük Kardeşliği dilden dile yayıldı ve soylu hanedanların ilgisini çekti. Adamlarımızı büyük başarılara yolladık. Cesaret göstermeleri sağladık. Ve oldukça kanlı bir gösteri sunduk. Birkaç kontrattan sonra ve birkaç pis işten sonra yeterince sıkı ve uzun süre çalıştın. Ve lordların ilgisini çekti birliğin. Ya bunlar daha böyle centilmen bir halktır işte. Bu silahsız köylülere ölmüş ancestorları, yani dedeleri sayesinde buralara hükmeden. Şimdi artık senden yeterince etkilenmiş durumdalar. Eğer diyor karşılarına çıkıp nazikçe sorarsan senin için karlı işler sunabilirler yeniden. Şimdi ve daha sonrasında kendini tebrik edebilirsin diyor. Evet, birliğimiz artık daha fazla tanırlık kazandı ve artık sonra soylu hanedanlardan kontrat alabiliyoruz. Adamlarımızın hepsi mutlu. Artık soyluların derin ceplerine erişmek üzereyiz dedi. Güzel. Tool almamız lazım arkadaşlar. Zırhlarımız güçlendikçe daha fazla tool kullanıyoruz. Zırhlarımız yıpranmasını düzeltmek için, tamir etmek için. Bir grup bir şeyler varmış. Savaş çıkmış. Kayıp metler. Ne olur anlamadım. Burada da sağlam savaşlar yaşandı. Evet abi, yeni bir ambition. Birincisi ilk şeyden hazırladığınız. Yo. Bu 4 tane goblin bölgesi yok etme. Bu 4 tane ork bölgesi yok etme. Bu 5 tane vahşi canavar yok etme. Tabii. Beş tane canavar grubu yok etmeye alalım ya. İşte canavarlar diyor, vahşi canavarlar medeniyete korku salıyorlar. Onları avla ve kazanç sağla. 5 grup canavar avlama görevi arkadaşlar bu. Keşke şimdi bir grup canavar saldırsa, bak buradan geçmişler. O nahçizirinleri ben avlayayım. Nahçizirinler bana da bırakın lütfen. Lütfen bana da bırakın. Lütfen bana da bırakın. Öldürme, 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 öldürme. Ya abi. Evet arkadaşlar. Ne yazık ki avlayamadık. Kaltist var. Bakalım kaltiste. Geç abi. Jester var. Monk var. Nasıl bir monksun abi? Geç. Aa şey vardı, historian vardı. Geç abi. Onun dışında buranın bayağı bir görevi varmış. Bunları satalım. Oo, bunlar bayağı ucuz. 5 tane alalım abi.
ve görevlerin peşine koşalım. Arkadaşlar bu haritada bir yer keşfetme. Bekle abi. Diğer görev ne diyor? Kervana eşlik etme görevi. Kadime gidiyormuş. 2630 altın veriyor. Evet, bu da bir grup hırsız. Buradan mal çalmışlar. Onun görevi. Önce şu mal çalan hırsızlara gidip avlayalım. Abi hırsızlar bizi görüp görmez kaçıyorlar artık. Eskisi gibi değiliz. Fazla güçlüyüz hırsızlara kıyasla. Yakaladık. Raiderlar ve marksmenler. İn abi. Bekle. 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 Onlar gelsin. Gerçi biz saldıran taraf olduğumuz için bizden bekliyor herhalde ilk hamleyi. İyi abi, ben şöyle geleyim o zaman. Ben karşımda şöyle bir adam görsem ben korkardım açıkçası. 30 37. Vurabilir misin aslan parçası? Sonra helal olsun Rollo. Sen gel buraya. Gel buraya. Atla Ulfert. Wolf yürü. Altgear yürü. Kuntra. Bekle. Bu da buraya gelip. Aa. Hayati hata. Arkadaşlar. Aslında şunun kafasına vurmayı oynayabilirdim ya. Mesela o bir hataydı. Herifin kafası boş. Biz kafasına vurmayı oynamadık. Yürüyor, yürü sen de ya. Burada adam kaybedersek zaten büyük acemilik. Yerleyebilir misin? Çok güzel. Çok temiz. Oo, bir de beyaz bayrak falan verdirdik ya. Tamam. Savaş arkadaşlar. Yani herifler kaçıyor yani. Kaçmayı ve denedi ve sonu oldu. Öldürürsen öldürürsün. Helal olsun sana. Daha ne olsun. Arkadaşlar bitti savaş. Savaşları bir süre daha hızlandırmayı düşünmüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi zaten çok hızlı bir şekilde son buluyor savaşlar. Her şeyi alalım abi. Seviye atlayan karakterlerimize seviyelerini verelim. 80'e çıktı. Bunun da gücü Wolf'un. Abi Killing Frenzy ya. Bunu Trump seviye atladı. Çok güzel. Student. Hatta Guntram, sana mızrak verelim abi. Bunu daha güçlü bir karaktere veririz arkadaşlar. Al sen bu ikisini tut. Hemen gidip teslim edelim. Haydi bir kontrol edeyim. Tamam. Abi kayıt konusunda artık çok 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 endişeliyim ya. Alttan adam falan kaybetmedim ha. Açıklamasını yapamazdım yani adam falan kaybetsin. Evet. Soylu hanedanın görevi varmış.
Kont Gumbert von Steinwall'ın odasına girdik. Okuyamadığımız bir alfabede yazılmış birkaç parşömen çıkardı. Ve nesilden nesile geçmiş bir efsane hakkında. Kolları böyle açılıyor. Diyor burada ağaç büyüklüğünde canavarlar var. Öyle inanıyorum. Buranın kuzeydoğusunda Southwash'ta yatıyor. Oranın köylüleri inanmayacağın canavarlar hakkında konuşuyorlar. Ama ben onlara inanmayı tercih ediyorum. Bir tanesini gerçekten görmeyi istiyorum ve bu yüzden seni buraya çağırdım. Git ve korkunç izleri takip et. Ve gerçekten orada hani bir canavar var mı? Yok bu bana getir. Ve kafasını ayaklarımın üzerine, ayaklarımın dibine at. Bu küçük bir iş değil. Otelde kestiğin her kelle için 115 altın. Otelde 15 kelle diyor. Daha fazla vermez misin? İmkanı yok dedi. Scratch ve Lintworm mu? Sen şaka yapıyorsun ya. O kadar güçlendik mi arkadaşlar biz ya? Yani totalde şuradan ne kadar kazanacağız abi? 1500 yani 2000 falan kazanacağız belki de yani 2000 lira için abi geç ya. Ama kesersek de efsane olmaz mı? Galiba kabul edeceğim ya. Ama abi kadime gitme görevi aynı parayı veriyor. Kadime giderim, giderim yani rahat rahat. Kadime gideyim arkadaşlar ya. Çok tereddüt ettim. Yine de çok tereddüt ettiğim işlerin sonu ölümle bittiği için yapmak istemedim. Cesaret edemedim. Şu an çok para ödemiyoruz aslında. Biraz dünyayı keşfedebiliriz. Yani dünya keşfetmek bizim yararımıza olacaktır. Şu an şu seviyede arkadaşlar tam böyle dünya keşif adamları. Hani 8, 9, 7. Anladınız mı? Hani tam dünyayı keşfet sayısı bunlar arkadaşlar. Çünkü ödediğimiz altın 100 lira. Harcadığımız yemek 20. Hatta bu görevden sonra dünyayı keşfine başlarız. Şöyle şu tamam şu boşlukları komple keşfedelim. Ondan önce de şuraya bir girelim ya keşfederken bir yandan da. Tabii önce bir kadime bırakalım da. Dünyayı keşfetmek neden önemli? Yani bir önceki seride gördüğünüz de önemli olduğunu aslında. Yani Goblin kampı ararken ağzımıza tükürüldü. Bir tane yani Goblin kampı bulamıyorduk. Ve ne zaman aramaya çıksak yani iki adım attıktan sonra geri dönmek zorunda kalıyorduk. O tarz şeylerin yaşanmaması için gidelim. Şu haritayı keşfedelim. Ve bulabilirsek 5 tane de canavar avlayalım o sıra içerisinde. Evet. Bir terk edilmiş bir kamp bulduk. Adamlarımız onun kamp ateşinin etrafında oturuyorlar. Taştan duvarların bir tanesinin yanından gölgelerden bir hayvan geçiyor. Başta bir tavşan. Daha sonra bir köpek. Daha sonra bir kuş. Bir yılanın başı. Ve bir işte küçük bir fare yiyor. Satık kışlardan birisi kalkıyor. Kimse bakmıyorken. Ve ellerini kaldırıp başka bir işte figür yapıyor. Yani gölge oyunu yapıyorlar arkadaşlar şu anda. Kastettiğim şey biz nereye gidersek gidelim bu şey bizi takip ediyor.
Biz onlarla oynuyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Yine de onlar hakkında çok fazla düşünmüyoruz. Kastettiğim şey şuna bir bakın. Bu nedir diyor. Gölgesini soruyor adam. Bu gölge nedir diyor. Evet. Guntram'ın bir açıklaması varmış gibi gözüküyor. Guntram bizim keşişimiz ayağa kalkıyor. Ve eski tanrılardan bahsetmeye başlıyor. Bir eli göğsünde. Diğerinde böyle işte kaldırmış. Bir şey sunuyormuş gibi. Tam şu şekil yani. Diyor gölgeleri kafamıza takmamalıyız. Onları ateş üretiyor. Ve ateş işte Tanrı'nın bizi gözlemlediğini gösterir diyor. İşte geceyi gündüze taşır bunu öyle bir şey dedi. Ve böylece işte ürettiğimiz şeyleri sonsuza dek yapabiliriz. Son vermeden yapabiliriz. Adamlar da bağırdılar. Herkes mutlu. Adam onlar bizi izliyor dedik biz de. Evet, Monk'umuz olmasaydı bilmiyorum ne olurdu. Bu arada Lindworm ve Scratch görevinin yani seviyelerde çıkması ilginçmiş gerçekten. Abi şu an ben cesaret edemem yani Lindworm'la savaşmaya. Hani bir tane Lindworm'sa savaşırım da yani birden fazlaysa cesaret edemem hakikaten. Adam yok. Satılacak bir şeyler var mı? Bunları biz satabiliriz. Satalım şu dursun. Yemekleri de aldık aldığımız yani boşa çürüdüler. Can sağlığı ne diyelim. Bu arada eğer soylu savaş çıkarsa yukarıdakilerle müttefik olurum ya. Yukarıdakiler ağır ezer çünkü. Çok kalabalıklar arkadaşlar. Böyle bir baktım da hakikaten çok fazla bölgeleri var. Kadime'de vardık. Şükürler olsun. Evet abi Kadim'den bir canavar avı görevi var mı? Bu da Yulenkurg'a teslimat diyor. Dorian'ı biz aldık mı? Almadık. Geç abi. Bir son noble var bir tane. Geç abi. Dur. Oraya bakalım. Yulenkurg neresiydi abi? Şurası. Hiç gitmeye gerek yok arkadaşlar oraya. Şöyle haritayı keşfederek ilerleyelim. Haritanın tam ortasından. Derken, dur önce bir Kadim'e dönelim. Yemeğimiz kalmamış. Hepsi aynı anda çürüdü tabi. 8. gün doldu çünkü. Abi versen bana şunları. Şunu da ver. Şunları satacağım. Henüz taksidermisle falan işimiz yok çünkü. Şimdi ilerleyebiliriz. 170 yemek falan. Paramız da gayet iyi. 11 tane Hiyana. Gelirlerse savaşırım. Gelmezlerse özellikle peşinden gitmem. Aslında görevimiz de var ya. Savaşalım hadi. 11 tane çakal. Normal çakallar var görünürde. Normal çakallar hiç problem değil. Belki hani Guntram için bir tık problem yaratabilirler. Onun dışında problem yaratacaklarını sanmıyorum. Bir de arkadaşlar bunların da kurt adamlar gibi frenzied versiyonları. Yani kudurmuş versiyonları oluyor. Ağzına salya saçıyorlar. Onlar sıkıntı. Frenzied versiyonları ama bunlar dediğim gibi hani birinci seviyede bile kesebileceğimiz karakterler bunlar. Bunlar da ölürsek bize de yazıklar olsun zaten. Bekle bakayım. Bekle. Güzel şöyle gir. Kaçırtma onu.
Dur abi burada. Bekle. Abi şu beyaz bayrak verse var ya. Dur bekle bakayım. Belki şunları öldürünce o beyaz bayrak verir. Sen buraya gel. Güzel. Onun beyaz bayrak vermesine neden sevindiğimi birazdan anlayacaksınız. Ay. Kaçır mı onu ya? Önce adamımızı savunalım. Daha sonra av peşinden koşalım arkadaşlar. Çünkü diğer türlüsünü yaptığımızda genelde sonu bizim için iyi olmuyor. Güzel avladın onu. Çok güzel. O köpek çoktan kaçtı. Şuraya git. Gel buraya. Tertemiz. Üf, tertemiz. Bir dolu et. Garip etler hani ork kestinize çıkıyor. Yani bizim adamlar ork eti de yiyor arkadaşlar. Yani bizim de urukaylardan farkımız yok yani. Eşek kesince de çıkıyor garip et. Eşek et de tüketiyor yani adamlarımız. Abi Berserk Killing Frenzy. Keşfe devam. Buradan bir şey geçmiş. Undeadler geçmiş. Geç abi kamp. Gece kamp yaparak keşfedeceğim abi bu sefer. Mesela undeadlerin olduğu bir yer bulduk. Böyle bir ucundan dağa çıktık. Dağın görüş mesafesinden faydalandık. Fanpasta keşfedelim ya. Keşfedebildiğimiz kadar. Buradan Koppingen'e gidelim mesela. Keşif şeyimiz iyice düştü. Geceyi dinlenerek geçirelim. Biraz daha yüksek paramız olsa şey alırdım. Bu keşif şeyini arttıran adam var ya. Onu alırdım ama maalesef çok yüksek bir meblağ paramız yok. Dul bırakanlar kampıymış burasının adı. Peki abi. 20 tane undead. Ne var abi? Ancient Legionary var ve bol bol zombi var. Keseriz. Tecrübedir bunlar. Evet, hatta bu savaşı hızlandırayım ben.
Oy, biraz uzun sürdü ama sorunsuz hallettik. Legionerlerin zırhları çıktı. 15 tane de haydut. Üst neyi gider? Ne diyeyim şimdi yani hani? Kaldıralım bunları da. Bedava experience arkadaşlar bunlar. Evet, Ulfert. Eugene'e vermişiz. Killing Frenzy artı Indomitable. Abi al Killing Frenzy'yi. Birini öldürünce daha da gazlı vur. Alfgear seviye atlamış. Alfgear'cım. Battleforge. %87'si de oluyor o sefer. Yani bizimkinden daha iyi ama şu an değil. Şu an zaman değil arkadaşlar. Sen de bunu tutabilirsin. Çünkü hemen bir savaş daha. Bunu da hızlandırayım. Evet. Adamlarımız seviye atladı ve zombiler dirildi. İlginç. Zombiler diriliyorsa undead istilası başlayabilir arkadaşlar. Yakındır. Unturam seviye atladı. Çok güzel. Brownie al abi. Onun dışında bir şey yok. Gel abi, Coping gene. Buraları keşfederek gel abi. Dağdan taştan yürü. İşimizi tamamladık. Envanter durumumuz nasıl? Evet. Daha dedim. Ve geldi arkadaşlar. Andet silahı geldi. Kafamızı küçük bir uyku için işte yana doğru koyuyoruz. Küçük bir uykuya düşüyor. Bir anda böyle ipekten çarşaflar vücudunu sarıyor. Kuşlar uçuşuyorlar senin pencerende. Fil dişinden böyle pencerende. Bir ses kulaklarına doluyor. Ve bir aroma kokusu seni karşılıyor. Uyanıksın. Kadın sana doğru böyle şey yapıyor, yuvarlanıyor. Parmağını göğsünün üzerinde gezdiriyor. Daha sonra çenene varıyor. Evet, güzel bir kadın. Güneş böyle suratına parlıyor. Zümrütten gözleri, yani yeşil gözleri zümrüt gibi parıldıyor. Ve kadın bizi öpmek için hareket ediyor. Hemen yataktan çıkıyoruz. Etrafımıza bakıyoruz. Kadın da yorganı böyle göğsüne kadar çekti. Dizlerin üzerine çökmüş vaziyette. Oldukça kafası karışmış. Sorun ne? Ne yapıyorsun importörüm dedi. Yukarıya bakıyorsun. Oldukça uzak böyle tavandaki sanat eserlerini görüyorsun. Kapıyı açıyorsun ve doğrudan balkona çıkıyorsun.
İnanılmaz uzun bir binadasın. Kırmızı, beyaz ve altın bayraklar var. Gözünün görebildiğinde ufka uzanıyor. İşte çatılar, çeşmeler, muhteşem bir mimari. Her yerde böyle işte devasa bir orduya aitmiş gibi gözüken devasa heykeller falan. Çatıların tepesinde bahçeler falan var. Senin herhangi bir yerde görünen çok çok daha güzel gözüküyor. Daha sonra iki adam bizim yanımıza yaklaşıyor. Kuş kafesini açtılar. Kuşlar böyle dışarı doğru fırlıyorlar. Aşağıda da insanlar var. İmparatorlarını seviyorlar dedi. Kadın. Kaparlığından konuşarak. Onlara git diyor. Aşağıya baktığımızda bir grup askerin ilerlediğini görüyoruz yolun ortasından. İşte böyle tam bir askeri nizam var. Başlarında parlak miğferleri var. Ellerinde uzun polar silahlar tutuyorlar. Sadece görünüşleriyle bile düşmanlarını def edebilirler. Bir savaşa gidiyorlar. Ufkun ötesiyle yüzleşmeye, onu fethetmeye. Kadın bizim yanımıza geliyor yavaşça. Gülümsüyor. Bizi kolumuzdan tuttu. Ona katılmaya hazır gibisin. Bu yeni gerçekliğe. Bu her neyse. Seni yanağından yakalıyor. Sen onu kalçasından yakalıyorsun. Onun kucaklamasına düşecekken aşağıdan bir ağlama sesleri yükseliyor. Her şeyden daha açık bir şekilde onu duyuyorsun. Aşağıya baktığında askerler düzeni bozuyorlar. Uzaktan büyük bir dağın patladığını görüyorsun. Kırmızı alev buraya doğru geliyor. İnanılmaz bir sıcak kül bulutuyla beraber doğrudan şehri dolduruyor. Yapılar bozulmaya başladı. Bahçeler yanıyor ve insanlar çığlık atıyorlar. Onlar dönüyorlar, kaçmaya çalışıyorlar sıcaklıktan. Askerler çığlık atarak çöküyorlar. Bu yakıcı ateş karşısında. Ve erimeye başlıyorlar. Metalden golemlere dönüştüler. Onları koruması gereken zırh içe doğru eridi. Kadın yanımızdaki kadın ağlamaya başladı. O bu korkunç, korkunç. Şuna bir bak. Ama sorun değil, anladın mı? Her şey mükemmel olacak. Bana bak, bana bak dedi. Kadın bizi yakalıyor ve bizi döndürüyor. Ve hani onun kafasının bir kısmı yanmış bile, kelleşmiş böyle. Dişleri düşüyor ağzından. Ama hala gülümsemeye devam ediyor. Biz yeniden yükseleceğiz imparatorum. Biz yeniden yükseleceğiz dedi. Kafatası kırılıp ayrılmaya başlıyor ve vücudu yanarak çöküyor. Alfgar tarafından uyandırılıyorsun. Efendim uyanın. Bir grup sığınmacıyla karşılaştık. Ve ölülerin her yerden kalktığını ve gördükleri herkesi öldürdüklerini söylüyorlarmış. Kadının gözleri bizim önümüzde canlandı. Çok korktuk. Ama bu korkunç bir olsa da kadın gülümsemeyi durdurmuyor. İmparator yükselecek dedi. Savaş bize geliyor. Evet arkadaşlar. Şu an olan şey. İlk krizimiz yine savaş çıktı abi. Undead savaş çıktı. Bu arada şu ayetlerle ilgilenirim. Bu ayetlerle ilgilenirken ben de bir yandan o savaşı anlatayım. Arkadaşlar oyunda 4 farklı kriz var. Aynı senaryo bir önceki senaryomuzda da hani rastgele seçmeme rağmen 2'dir aynı senaryo denk geldi. Bizim de şansımız böyleymiş demek ki. İşlerinde de en kolay senaryo bu hani. En sevdiğim senaryo da bu o yüzden. Çünkü en basit.
Olay şu arkadaşlar. Hani 4 farklı senaryo var. Birisi şey, bu undead istilası. Hani gördüğünüz gibi undeadler istila ediyor. İkincisi ork istilası var. Daha doğrusu yeşil derili istilası var. Hem orklar hem de yeşil deriler istila ediyorlar. Güzel vurdun. Üçüncüsü soylu hanedanlar arasında savaş çıkıyor. O noktada bir tane soylu hanedan seçip diğerlerini yok etmeye çalışıyoruz. Dördüncüsü de din savaşı çıkıyor arkadaşlar. Güneylilerle kuzeyliler arasında bir din savaşı çıkıyor. Büyük bir din savaşı meydana geliyor. Orada da tabii ki işte amacımız hani ya güneylileri tutuyorsun ya kuzeylileri. Çok yanlış yere gittim ya. Büyük bir hataydı. Karakterlerimiz dandik olsaydı ikisi de ölürdü. Çok güzel. Temiz. Gerçekten çok temiz. Şu okçuyu da yakalayalım. Kaçmasın. Bekle abi. Tertemiz. Yakala abi bunu da. Aa, yapma. Yani şu an onu çoktan kesmiş olman gerekiyordu normal şartlarda abi. Sana bunun için para ödüyoruz yani. Gerçi ana karakterimsin. Beni temsil ediyorsun ve para almıyorsun. Ama bunları karıştırma şimdi. Aslı. Gel abi buraya. Adam hala şey falan oluyor ya. Evet gördüğünüz gibi bu eventin olayı şu. Artık normal insanlarla savaşırken her yerden zombi dirilme olasılığı var. Maalesef. Onun dışında bolca zombi göreceğiz. Zombidir, undead'dir, necromancer'dır. Göreceğiz, bolca göreceğiz. Abi herifin de başlığı hiç hasar almamış normalde. Ay. Abi. Kırın ama şunları ya. Güzel. Gel buraya. Herifin başlığını baştan kırdık ya. Gerçekten yapılacak iş değil. Hızlı abi. Yeniden dirilseler bile bizim için. Yani pek artık anlamlı bir düşman değil Raider'lar. Evet abi. Şu 5 canavarı bir an önce avlamamız lazım artık arkadaşlar. Çünkü ambition olarak evet, kamp ateşinin etrafındayken Gerlit ve Alfgir hikaye paylaştılar birbirleriyle. Aa, Gerlit messenger'lık yapıyormuş. Bakın bunun olayı messenger'mış bu. Sana dedi ilk işte teslimatımı anlatmama izin ver. Keyifli bir şekilde yürüyordum. Oranın en tehlikeli sularında. Uçan kurbağalar varmış. Gittim ve oraya adımımı attım. Heyecanlıydım, oldukça heyecanlıydım. Oraya girdim ve ne duyayım? Kurbağaların sesleri. Yo. Köpeklerin sesleri. Diyor hayvanlar, köpekler köpek evinden çıkmışlar. Kendi kendime dedim oh shit falan. Herhangi tırmanabileceğim bir yer görmüyordum. Beni yiyeceklerini düşündüm. Daha sonrasında Lord çıktı ve köpekler anında oturdular. Soylu adam gülmeye başladı. Ve ona teslim edeceğim şeyi aldı. Mektubu aldı. Daha sonra orada bir yazı varmış. İşte köpeklerden
Köpekle karşı dikkatli olun yazısıymış. Alfgert de gülmeye başladı full. Bu senin ilk iş günün müydü? Oldukça o çok da kötü değilmiş diyor. Yüzük kardeşinde seni incitecek köpek yok dedi. Ben buradakileri oldukça iyi eğitiyorum dedi. Evet, mutlu oldular. Normalde bu arkadaşlar Messenger background'uyla Houndmaster background'ın arasında geçen bir muhabbetti. Ama bu kız Messenger olarak sayılıyormuş. Female villager. Bana saldıracak mısınız? Saldırmayacak mısınız cidden? Ben saldırayım size. Goblinleri de göstermiş olayım böylece. Goblinler arkadaşlar en sevmediğim düşman tipi. Özellikle şu kurt bincileri. O zaman neden saldırdın diyorsanız sırf size göstermek için saldırdım. Bu şerefsizler arkadaşlar. Her zaman arkadan en zayıf olan karakterinize gitmeye çalışırlar. Böyle hani iğrenç insanlar. İnsan da değiller. İğrenç goblinler. Şu an dediğim gibi 5 grup canavarı direkt doğrudan avlamamız gerekiyor bir an önce. Var mısın, sana helal olsun Rollo ya. Beni sürekli şaşırtıyorsun yani. Git abi oraya. Sen bekle. Sen bekle. Bekle. Şöyle gel bekle. Sen şöyle gel. Bir bas abi. Bakayım ne yapacaklar. Evet, artık savaşlar yavaştan uzun sürmeye başladı. Böyle hani yeniden ilk gösterdiğim savaşları hani uzun uzadı oynarım. Daha sonrasında tekrar aynı adamlarla savaşırken hani uzun uzadı diye oynamam. Mesela artık hani çok fazla banditle savaşırsak hani uzun uzadı diye göstermem onu. Gördüğünüz gibi arkamıza geçmeye çalışıyor şerefsizler. %28'de çakarsa onu. Abi sen. Rollo sen şovsun ya. Tek kişilik gösteri gibi adamsın yani. Abi buraya gel. Ne yapacaklar? Bir de şuraya inin. Sen de bir kare in. Sen de bir kare in. Tek abi iki. Bakayım ne yapacaklar. Bir de bu arkadaşlar, bu goblinler şerefsizlerin okları da zehirlidir. Abi ne deniyorsunuz ki şu an mesela? Nereye gitmeye çalışıyorlar acaba? Etrafımıza dönüyorlar böyle. Deli gibi. Yani kime saldıracaksın ki abi? Al. Vuramadı Rollo. Bu kadar kabul edilebilir bir hata payı %47 ile vuramaması. Abi mesela dur burada, sen de burada dur, sen de burada dur abi. Hiçbir açık yok, mecbur gelecekler artık. Aslında yani onu vuramamak büyük ayıp bu arada da. Şey demeyeceğim. Senin yaptığın da büyük ayıptı. Evet, maalesef ki Guntram'ı kaybedebiliriz bu savaşta. İn abi. Gel önün nereye gideceğine bir bakalım. Abi %52 ile de ıskalama ya. Tamam, yaptın şovunu. Güzel şov yaptın vaktinde. Ama bu şu an yani hani bunları kabul edeceğim anlamına da denk gelmiyor. Bunlar böyle der arkadaşlar. Ne vur? Böyle gelsem çok mu açarım? Gideyim abi ya.
Biraz açık oynayalım. Bakın zehirlerler dediğim gibi. Goblin'in zehri de çok sıkıntılıdır. Çok açık oynadık. Umarım Rollo'yu yemezler. Abi senin bunları tek atıyor olman lazım ya. Yapma yani. Gözünü yağını yiyeyim, yapma. Abi seni her yönden koruyamayacağımız belli. Çek silahını, bekle. Yapma. Şuraya atlayabiliyor musun? Şuraya atla, tut ikisini. Güzel kırdın onu. Şöyle gel. Vurmaktan başka hiçbir seçeneğim yok. Dediğim gibi bu adam ölebilir. Peki abi. Biraz kendim kaşındım Guntram konusunda. Yapacak bir şeyim yok. Yani bu grup goblinlere saldırmama gerek yoktu açıkçası. Abi nasıl vuramıyorsun sen ona ya? Yani hani güzel kestin. O zehirle beraber ölecek bu arada. Yani artık ölmese bile ölecek, öyle diyeyim. Gel buna. Aa, ölmedi. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Kurtulabilir şu anda. Şöyle gel. Şöyle kaç. Güzel vurdun onu. Şuna vur. Güzel kırdın. Şöyle kaç. Çok güzelsin. Bunlar arkadaşlar hani güvenmeyin. Çünkü bakın şimdi bak. Kaçıyor ya. Kaçtı tabii bu. Neyse. Heh, gördünüz. Kaçarken köpeği öldü, hop kendi cesareti yerine geldi. Bakın bunun da. Tabii biz affetmiyoruz da yani hani. Bekle. Bunun yanına git. Hovala. Kaçtı. Bunu kaçırtmam ama. Keşke şuraya getirseydim. Neyse. Önemli değil o kadar. Abi. Yapmayın. Abi. Şöyle kaçmaya başladı. Yani bizim gruptan hiçbirini vuramaması inatla. Çok saçmaydı. Biz sana kaldık da. Tamam. Evet. Goblinler de böyle. Görmüş oldunuz. Bu da Wander bir seviye daha atladı. Çok güzel. Wander'in seviyesine Berserk abi. Wander'imiz de bayağı bir dolmuş. Hopping'e gidip satmamız lazım. Yine görev kovalayacağım arkadaşlar. Kovalayacağım görevler canavar avı görevleri olacak. Yapabildiğimiz her yerde canavar avı görevlerini yapmamız gerekiyor şu anda. Evet, gidelim Coppingen'e. Bunları komple sat. Dursun.
Bunları komple satın arkadaşlar. Hiç. Çok gereksiz eşyalar yani. Bunları alalım. Görevin ne abi? İz takip edip hırsız avlama görevi. Evet arkadaşlar, bu güzel bir görev. Duke Henrik von Egloff'u bulduk. Bir kitap üzerine çalışıyormuş mum ışığında. Bizi görüp böyle el sallıyor. Buried Snake Hills bölgesinde, buranın güneybatısındaki bölgede garip raporlar almış. Her yerde katiller geziyormuş. Neden ve nasıl oldu bilinmiyor. İnsanlar kayboluyormuş falan. Bu asla iyi işaret olamaz. Orada bir işte tarikat veya canavarlı olabilir. Bundan her ne sorumluysa zırhlı adamlar o bölgede iyi iş görür diyor. Orada her ne varsa direkt çeliğine tanıştır diyor. Ve bana hani kafalarını getir, ben de sana ödemeyi yapacağım. Ne kadar paradan bahsediyoruz abi? 20 kelle, kelle başı 100 altın, 105'e çıkardı. Alp, Anholtz ve Hexes. Okey abi. Bu görevi kabul edeceğim. Arkadaşlar bir sonraki görevimizde Snake Hills. Buried Snake Hills. Şurası. Bu bölgede arkadaşlar Alpleri, Anholtları ve Hexenleri avlayacağız. Anholtları daha önce görmüştük ama kaçmıştık hatırlıyorsanız. Bir tık daha savaşabilir durumdayız. Sayılarına bağlı olarak. Bunların hepsi canavar grupları arkadaşlar. Canavar grubu olarak sayılıyor. Bir sonraki bölümde bu yeni yeni düşmanları göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.